Efendim, ilk dinleyicimiz. Özür dilerim. Çocukların sorumluluğu konusunda dinimiz kim mesul tutmuştur? Efendim, bütün İslam alimleri kitaplarına yazmışlar. Ayet-i kerimeler nakletmişler. Hadis-i şeriflerle bildirmişler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatından, sahabe-i kerim alimlerinden efendimizin hayatlarından kesitler, bugün anekdot diyorlar. Onlar hep kitaplara geçmiş. Ecdadımız da aynı şekilde bunu bil fiili olarak okumuş, öğrenmiş ve tatbik etmiş. Sorumluluk erkeğe aittir. Nafaka da, çocukların aynı şekilde terbiyesi de babaya aittir. Peki annenin hiç sorumluluğu yok mu? Var. O da sorumlu. Terbiyesinden mesela, o da sorumlu. Terbiyesinden o da sorumlu. Çocuk eğitimi pedagoji diye geçiyor. Önceki zaman dilimlerinde dedelerimiz, dinelerimiz, bizden 100 sene, 200 sene, 300 sene, 500 sene öncekiler, tabi o zaman Harvard falan yoktu ama her köyde demek ki üniversite varmış, okuyup yazma bilmedikleri halde o üniversitelerden mezun oluyorlar ve ninelerimiz de, dedelerimiz de çok güzel pedagojiyi biliyorlarmış. Ataerkil aile dediğimiz aile yapısı da vardı. Evde dede ve nine beraberce kalıyor. Hem kendi çocuklarını hem torunlarını eğiterek götürüyordu. Ataerkil aile sistemi yıkıldı. Şimdi öyle anne babaya tahammül şöyle olursun. Evlendikten sonra bir müddet sonra kadın kocasına, erkek hanımına tahammül edemiyor. Veyahut da evlat anne babasına, anne baba evlada tahammül edemiyor. Böyle bir duruma geldik. Sebebi dinden uzaklaştık. Efendim işte şehirleşmenin getirmiş olduğu handikaplar, evet. Bunların hepsi birer sebeptir. Hepsi birer sebeptir. Ama gerçek olan şu ki dini unuttuk. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretlerinin buyurduğu devreye giriyor o zaman. Dini unutursanız adetleriniz, yaşayışlarınız hayatınıza din olarak girer. Yayına girmeden de aynı şekilde TGRT FM personeliyle dışarıda aynı şekilde konuşuyorduk latifeyle karşılık olarak. Dün ben de izledim onu. Baktım bir, Allah Allah. Ve Hazreti Ömer'in radıyallahu teala bu sözü hatırıma geldi. Az sonra kadına demiş ki, kocan seni aldatıyor. Ondan da ha demiş, bu beni aldatıyor, gidiyor mahkemeye. Veriyor. Falcı yani. Ha, falcı yani. Ona, falcının lafıyla. Ha, lafıyla aynı şekilde boşanıyor. Ve işin enteresan tarafı, bu tayfa, bu asıl olarak geçinen bazı soytarılar var. Bunlara gidenler, bunlara inananlar, karıştırın. Çoğu İslam düşmanıdır. İslamiyet'e inanmaz. İslamiyet'e inanmaz ama gelir böyle bir aynı şekilde uydurup kaydırık bir adamın kocan seni aldatıyor deyince mahkemeye kadar koşabilecek derecede de akıl noksanıdırlar. Ahmak. Ahmaktırlar tabii ki. Halbuki İslamiyet gözünle görmedikçe veyahut da salih kimseler haber vermedikçe, çünkü Kur'an-ı Kerim'de var. Yani gelen haberlere, şeylere itibar edilmez. Peki ama efendim işte ekranlara çıkıyorlar. Efendim işte erkeğin işte yapısında var bu aldatmak. Fahişelik yapan kadınların da aynı şekilde şeyinde yapısında mı var? Yapısında mı var? Nefsine tabi oluyor. Erkeği de kadını da. Dinden uzaklaşırsa kadın Allah-u Teala'ya iman eder. Allah-u Teala'nın emirlerini yaparsa saliha olur. Yavaş yavaş gevşerse fasık olur. Fıskın sonunda da ya kafir olur ya da aynı şekilde gayrimeşru yollara düşer. Erkek de aynı şekilde. Allah korkusu yoksa, Allah-u Teala'ya iman etmiyorsa, ahiret gününe inanmıyorsa, mahşer günü hesap vereceğini bilmiyorsa, bu erkek ne yapacaktır? Elinde birazcık aynı şekilde imkanlar varsa nefsinin esiri olacaktır. Nefsinin esiri olacaktır. Ve netice itibariyle işte erkeklerin genelleme yapıyorlar. Erkeklerin işte yapısında bu var. Yok kadınların yapı. Olur mu öyle şey ya? Doğduğumuzda evliya dediğimiz zatlar doğdukları zaman evliya olarak doğmuyorlar ki. Allah-u Teala'nın emirlerine ittiba ediyor. Yasaklarından sakınıyor. Derece derece yükselerek Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşuyorlar. Senden nefsinin aynı şekilde peşinde koşuyorsun. Netice itibariyle geldiğin nokta ya fasıksın ya facirsin. Ya aynı şekilde öyle bir duruma gelir ki karısını aynı şekilde hanımını kızını falan da kıskanmaz hale gelir. Deyyus olursun. Ve gayrimeşru yollara saparsın. Her türlü rezaleti, kepazeliği de yapabilir misin? Yapabilirsin. Niye? Çünkü nefsine tabisin artık. Nefsine tabisin. Bunun içinde
dinimiz açıkça evlenmeden önce oğlanın da kızın da dinini öğrenmesi lazım. Ve evlenirken kız dinini bilen, seven, ileride çocuklarına baba olacak erkeği seçer. Erkek de aynı şekilde dinini öğrenir ve evlenirken de ileride çocuklarına anne olacak birisini seçer. İkisi de İslamiyet'i bilir ve uyarsa onun çocuklar da uyumlu olur. Efendim yani anne baba salih saliha olduğu halde yani onlardan kafir çocuk dünyaya gelebilir mi? Gelebilir. Takdir-i ilahi imtihandır. Olmuş mu? Olmuş da demek onu lazım peygamber. Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil kafir oldu. Nuh Aleyhisselam onu lazım bir peygamber. Oğlu iman etmedi. Muhammed Aleyhisselam Habibullah amcası Ebu Leheb iman etmedi. Dolayısıyla iman hidayeti veren de Cenab-ı Hak'tır. Biz Rabbimizin emrettiği sebeplere yapışırız. Dinimizi doğru olarak öğreniriz. Evlenirken de Allah-u Teala'nın emrine ittiba ederek evleniriz. Tercihlerimizi buna göre yaparız. Sebeplere yapışırız. Ondan sonraki gelen Allah-u Teala bizi ne şekilde imtihan edecek biz onu bilmiyoruz ki. Biz onu bilmiyoruz. O zaman Rabbimizden ancak dua ederiz, sabır dileriz. Ya Rabbi hidayet nasip et diye dua ederiz. Yapacak herhangi bir durumumuz söz konusu değil. Dolayısıyla efendim çocukların veya evlendiği zaman erkek çocuklarının ve hanımının nafakasından sorumlu olduğu gibi terbiyesinden de sorumludur. Ahirette bu hesap kendisine sorulur. Ve anne de aynı şekilde çocukların terbiyesinde sorumludur. Ve çocuklarla daha çok anne hemhal olur, baş başa kalır. Şimdi dinleyicimizin ifade ettiği gibi çocuk bir hata yaptıysa bunu baba mı söyleyecek, anne mi söyleyecek? Yerine göre ikisi de söyler bunu. Yani birisinin vazifesi ben karışmam değil. Bu netice itibariyle evlattır. Evladın da ateşe gitmesine ne anne razı olur ne baba razı olur. Hani gözümüzle açıkça görmüyoruz. Ama başına bir şey geldiği zaman hemen koşuyoruz. Kim yaptı bunu, neden oldu falan filan feryadı figan. Mahkemelere gidiyoruz falan. E canım esas cehennem ateşine gidiyor çocuk. Allah Teala rahmet eylesin hemen abiler. Bize Cağaloğlu'nda Türkiye gazetesi değildik o zaman. TGRT falan yoktu. Yaptığı toplantılarda habire anlatırdı. Çocuğun istikbali, çocuğun istikbali. Ben de şimdi eğitimci olmam sebebiyle yani istikbali işte çocuk üniversiteyi kazanır şöyle olur böyle olur. Bu değilmiş. Çocuğun istikbali ahirette sonsuz kalacak yerde nereye gideceğiymiş. Yoksa dünya hayatında efendim işte iyi bir fakülte bitirmiş, ondan sonra iyi bir iş, iyi bir kariyer yapmış, villası var, arabası var, her türlü imkanları var ama iman yok. Ne kadar sürecek bunun hayatı? En fazla 100 sene. Bitecek. Sonra cehenneme gidecek. Şimdi baktım televizyon şeyde boyuna neydi o Atlas Okyanusu'nda bulunan, yani demin girmeden önce hatırımdaydı ama bir adada yanardağ gene patlamış. 5000 kişi tahliye edilmiş falan. Ya şimdi görüntülere bakıyorsun Mustafa Bey. Ateş su gibi akıyor. İşte efendim oralarda öyle oluyor da falan da peşmeken de Kanaryadalar diyorum. Hem de meşhur bir yer ha Kanaryadalar. Efendim Kanaryadalarında benim villam vardı. Ha, villanın üzerine yanardağ patladı. Ateşler geldi. Villa gitti. Sen de kaçamadıysan sen de içinde gittin. Nitekim şey de olduydu ya. İtalya'da o Vezüv yanardağ patladığı zaman altındakiler böyle şey taşlaşmış kalmış yani. Kadın ya erkeği. O şeyler geliyor. Yanardağ püskürtmüş olduğu lavlar onları o hale getirmiş. Bizim bir garantimiz var mı? Yok. Tabii bunlara da kabahat bulmuşuz. Kendi isyanımız, kendi küfrümüz, kendi fıskımız. Bunları hiç düşünmüyoruz. Efendim küresel ısınma sebebiyle falan. Tabii onu da bir kulp bulduk küresel ısınma. Ya kıtlık peygamberimiz zamanında da olmuş. Önceki asırlarda da olmuş. Önceki asırlarda da yağmur yağmadığı, suların azaldığı, su sebebiyle birbirlerine girdikleri hep ola gelmiştir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça buyuruyor ki beni unutursanız rızıklarınızı kısarım buyuruyor. Rızıklarını kısarım. Bulutlar gelir, yağmur boşaltmadan çeker çeker gider. Veyahut da gelir, yani şapır 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 bela olarak iner. Aynı şekilde ne ev bırakır ne bir şey bırakır. Dün haberlere bakıyordum. İstanbul'un bazı semtlerinde işte ağaçlar devrilmiş ne olmuş falan filan. Bazı yerlerde yağmur da iyi yağmış falan. Ha bizim oraya yağmadı. Yani öyle bir fırtına da biz rastlamadık. Yok olmadı. Olmadı. Ha, demek ki bazı yerlere olmuş öyle. Bölge bölge olur mu? Evet bölge bölge olur. Dolayısıyla ahir zamanda yaşıyoruz. Bu sebepten dolayı da hem kendimizi hem çocuklarımızı ateşten korumakla mükellef miyiz? Evet. Anne baba olarak mı? Elbette. Yaş sınırı var mı? Yani çocuğun kaç yaşına kadar? Bir kere buluğ çağına kadar çocuğa dinini öğretmekle mükellefiz.
Sonra bu da erdi, büyüdü, üniversite şey yaptı. Adam dinsiz oldu, gitti. Yani şimdi üniversiteye gidenlerin çoğu öyle oluyor. Yani ağırdan aynı şekilde boşalmış hayvan misali oluyor. Orada kontrol yok, oto kontrol yok falan. İstediğimi yaparım. Tabii kızı da, erkeği de. Hatta bir profesör dedi ya, yani dedi neredeyse de aynı şekilde fuhuş bataklığına düştü bazı üniversitelerin şeyleri falan deyince hemen aforoz ettiler. Ya nasıl söylersin falan. Adam doğru söylüyor. Adam doğru söylüyor. Apartlar var mesela bazı şehirde. Adam doğru söylüyor. Ama doğru söyleyeni 9 köyden kovalar hesabı. Yani anne babalar bile, ya biz çocuğumuzu teslim ediyoruz ama yani oğlumuz ne halde, kızımız ne halde diye hatırına gelen yok. Gelen yok. Allah bana hepimiz usulü hayır eylesin. Yani üniversiteye gönderdim, işler bitti falan. Çocuğu hep şey yapacaksın. Demin de siz onu sordunuz. Peki bunun bir zaman dilimi var mı? Anne baba ölünceye kadar evladına emir maruf yapabilir ve dua etmeye de devam eder. Peki evlat anne babaya işte yumuşakla bir defa söyler. Ondan sonra dua eder buyuruyor. Kitaplarda bunların ölçüleri hep bildirilmiş mi? Evet, bildirilmiş. Hatta Saadet-i Ebediye'de seneler önce dikkatimi çekmişti. Yaşlılarla uğraşmayın buyuruluyordu orada. Mesela ben de eğitimci olduğum için o zaman merak etmişti falan. Çünkü yaşlanınca belli şeyler oturuyor. Yeni şeyleri öğrenmek, ondan sonra o yeni şeylere adapte olmak artık çok zor. Çok zor. Kalıpların dışına çıkamıyor. Evet, çıkamıyor artık. Yaş ilerledikçe çıkamıyor. Onun için de açık açık da yazmış Ehl-i Sünnet alimleri. Yaşlarla uğraşmayın. Hatta diyelim ki yaşlanınca aklı başına gelmiş, namaza başlamış. Yani tecvide uygun okumuyor, sureleri doğru, surelerde kelimeleri doğru dürüst telaffuz edemiyor. Hatta orada bir ifade geçiyor. Buyuruyor ki böyle kimselerden, yani bilen birisi bir dinlesin bakalım bir ezbere bildiği sureleri. Bakar manası bozulmayacak şekilde telaffuz ettiği sureleri, sen şu sureleri namazda oku, başkasını hiç karıştırma demeli. Efendim dinlemezse kendi bilir. Paşa gönlü bilir. Yaşlı kişi talepte bulunuyorsa ona yardım etmek lazım ama. Tabii yardım etmek gerekir. Yani Kur'an-ı Kerim okumayı öğreneceğim veya tecvid öğreneceğim diyorsa kendisi. Evet diyorsa zor ama olabilir. Evet. Çünkü bir de mesela Türkçe'de kelimeler genellikle ağız boşluğunda telaffuz edilir. Ama mesela Batı dillerinden bazılarında şey var. Bize Fransızca öğretirlerdi. İngilizce'de de var o. Gunneli telaffuzlar da var. Arapça'da öyle değil. Yani her harfin çıkış yeri belli. Mahreç deniyor ona. Çıkış yeri demektir. Onu çocukken aynı şekilde vermek gerekir. Çünkü büyüyünce artık ağız yapısı yerleştiği için telaffuz etmesi zor olabilir. Ama ona yakın bir ses telaffuz ediyorsa mesele yoktur. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.